Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Ama bir taktik ya da başka bir şey değil. Ocak ayında biliyorsunuz ki bu Christmas olaylarında falan yabancılar çok fazla indirim yapıyorlar. Daha doğrusu yaptıklarını söylüyorlar. Eğer bu doğru mu değil mi? PlayStation Store'u çok fazla yakından takip edenler ben şimdi açıklayacağım büyük ihtimal. Siz bunun analizini yapacaksınız. Şimdi bana bir mail geldi. Ocak satışlarında %70'e varan indirimler var diye ve oyunlara bir giriş yapıp bakmak istedim. Store'dan genelde ben alışveriş yapan biri değilimdir ama eğer ki siz yapıyorsanız en azından hani bir faydam dokunsun. Gözünüzden kaçmış olabilir. Bu arada PSN Store'da Plus üyeliğiniz varsa zaten bir mail kaydediyorsunuz ve o kaydettiğiniz maille size adamlar bir indirim olduğunda mail istiyorum diyorsanız mail atıyorlar. Ama sizin Last aboneliğiniz yoksa bu mail gelmemiş olabilir, bu indirimden haberdar olmamış olabilirsiniz. Çünkü daha PES 2019 oyununu alamayan bir kesim arkadaşımız da var. Doğaldır, Türkiye'de oyunlar vesaire çok pahalı olduğu için. Şimdi bir store'a girdim, bir baktım neler var indirimli. Bunları size aktaracağım. Şimdi ilk önce baktım, girdiğimde ilk sayfada şöyle bir şey yazıyor. FIFA 2019'un 159 TL'lik bir fiyatta verildiğini görüyoruz ve 159 lira şu anda ne kadar indirimlidir bilmiyorum. Ben e, takip etmiyorum ama biliyorsunuz FIFA 2019 yakın sürede bir üyemizden indirmiştim. O store'dan almıştı. O da 159 liraya almıştı yaklaşık 1-1,5 ay önce almış. Hani şu anda indirim diye bizi mi kazıklıyorlar? Asıl fiyatı bu mudur? Açıkçası hani takip edenler burada inceleyebilir. En üst modeli, e, Ultimate modeli de 219 lira oyunun. God of War var. Dijital deluxe sürümü bir de. 134 lira olduğu söyleniyor ki çok iyi paralara çıkmıştı bu oyunda ve çok fazla tutuldu. Fortnite'da şu anda en alt sürümünü almak isterseniz 44 lira 50 kuruş olduğu görünüyor. En üst sürümü de 74 lira 50 kuruş olarak görünüyor. Biliyorsunuz PUBG ve Fortnite böyle bir atılım yaptılar. PlayStation 4'e de geldiler. Özellikle bilgisayar ve mobil bazlı oyunlar bunlar. Ama açıkçası hani ikisinde de aynı keyif alıyorsanız hani PUBG benim için daha iyi demiyorsanız Fortnite almakta fayda var. PUBG biliyorsunuz bu ay içerisinde çıkmış ve 150 lira civarı bir oyun fiyatıyla ile çıkmıştı Türkiye fiyatı. O yüzden hani 150 lira bir oyun da evet iyi bir oyun ama PUBG ya yani PlayStation'da oynamak için ne kadar iyidir? Açıkçası ben bir denemedim ama deneyenler yorumları lütfen yazsınlar. Alıp memnun kalıp ya da kalmayanlar en azından biz de ona göre yorumları okuyan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize yardımcı olmuş oluruz. Ama 44 lira 50 kuruş bir Fortnite beğenen için bence hani verilebilesi bir para diye düşünüyorum. Şimdi Battlefield 5 159 liraya düşmüş. Spider-Man çok fazla tutuldu. Çok fazla videosu da var YouTube'da. 179 TL olduğu görünüyor en alt modeli. Deluxe sürümü de 219 lira olarak görünüyor. Call of Duty Black Ops 4 tabii ki de bu oyun biraz daha hani bu oyunlara göre daha yeni ve daha böyle sağlam girdi piyasaya. 460-500 lira civarlarında ben görmüştüm ilk çıkış fiyatlarını. Şu anda en alt paketini 304 lira. En üst paketini de 535 liraya alabiliyorsunuz. Türkiye şartlarında 300-400 liralık oyunlar biraz fazla. Çünkü hani bunu PES ya da FIFA ile kıyaslamayalım. Mesela 300 lira FIFA'ya ya da PES'e verilebiliyor. Çünkü o oyunu bir yıl boyunca oynayabiliyorsunuz. Yani biten bir oyun değil futbol oyunu. Bunu istediğiniz zaman oynayabiliyorsunuz. Online rakiplerle oynayabiliyorsunuz ama Black Ops vesaire bunların da online versiyonları var ama PES ya da FIFA gibi insanları sarabiliyor mu? Açıkçası ben deneyimlemediğim için bilmiyorum ama sizin bir deneyiminiz varsa ve hani keyifli oluyorsa yorumlara yazın arkadaşlarımız görsünler. En üst model dediğimiz gibi 535 lira şok kampanyaya geliyoruz arkadaşlar. Red Dead Redemption 2. Eğer ki almadıysanız Ocak ayı %70 indirimlerde bok indirimli. Abi 569 liralık oyun 500 liraya düşmüş. Yani bu oyunu çok pohpohladılar. Bak kabul ediyorum. Aslında 500 lira belki bu oyun için çok fazla bir para değil de denilebilir. Ona bir şey demeyeceğim. Çünkü e, yani oyun çok uzun bir oyun. Özellikle yan görevleri vesaire yaptığınızda Dostkaya Oğlu bu arada onu da çok yakından takip ederim. Yaklaşık 20 günde bitirdiğini söyledi oyunu. Yani sabahlı akşamla oynayarak. 20 gün aslında çok yani... Kastığı halde 20 günde bitirmesi aslında bu oyunun ne kadar uzun olduğunu gösteriyor. Ve bir oyun alıyormuş gibi düşünmeyin 2 belki 3 oyun süren vakitte bir oyun satılıyor. Yani 3 üç, 3'ün birini alıyormuş gibi düşünüyorsunuz ama aslında 3 oyun alıyorsunuz öyle düşünün. Ama yine de 500 TL bana göre günümüz şartlarında çok yüksek bir para. Ben şahsen ben şu an çalışmıyorum ama çalışsam da asla bu parayı verebilecek durumda hiçbir zaman olmam diye düşünüyorum. Bilginiz olsun ama verebilen verebilenlere tabii ki de saygı duyarız. Herkesin ekonomisi kendine arkadaşlar. Bu da herkesin tuttuğu kendine gibi oldu. Neyse biz bir PES kanalıyız. Bu arada arada FIFA videoları da atıyorum. Bununla ilgili merak etmeyin. PES'teki o odamız hiçbir zaman FIFA'ya kaymayacak. PES Türkiye kanal zaten. Hani FIFA'ya ağırlık verip PES'i azaltma gibi bir durumumuz asla olmayacak. Hani takip edenler, bizi sevenler asla bu konuda bir sıkıntıya düşmesinler. Bu ya akli, akli dengem yerinde olduğu sürece PES'ten asla vazgeçmem ben. Yıllardır da her zaman PESci'yimdir. Ama FIFA'daki o kitleyi de elimize almaya çalışıyoruz. Yani amacımız bu, öyle söyleyeyim. Biz isterseniz gelin PES ve FIFA yönünden bakalım bu olaya. E, kaç para diye. Şu anda PES 2019'u ben 270 TL'ye kutulu bir şekilde almıştım. Bunun da hatta videosunu çekmiştim size aldığım günü. E, şu anda 134 TL Beckham Edition. David Beckham Edition. Diğeri çünkü 3 e, modeli vardı. Bir standart edition, bir Beckham ve Legend edition vardı. Şu anda David Beckham yani orta oyun, orta seviyedeki oyun 134 TL'ye, e, Legend edition'ın da 159 TL'ye düştüğünü görüyoruz. Ama yakın sürede biliyorsunuz ki e, PES 2019 Lite çıktı. MyClub vesaire özellikleri onda açık ve onu ücretsiz bir şekilde indirebiliyordunuz. O yüzden e, hani bunu tercihense o oyunu alabilirsiniz. Bu arada hani normal sürüm, standart sürümü de 114 TL olarak açıklamışlar. Bunu gözden kaçırmıştım. Ama hani elit çıktığı için de zaten bu fiyatların düşmesinde hani diye düşmesi normal bir şey diye düşünüyorum. PlayStation Store aboneliği, PSN Plus aboneliği olanlar için bazı ücretsiz oyunlar var. Bu ay şu anda ücretsiz olan oyunları söyleyeyim. Altlarda fiyatları da yazıyor bu oyunlarda en fazla ele tutulacak oyun Soma oyunu diye düşünüyorum. Özellikle korku sevenler indirebilirler. Gerçekten korku bir oyun. Ben çok sevmediğim için hani biz genelde PES ve FIFA dışında daha doğrusu en fazla PES dışında bir oyun oynadığımızda böyle bir tüyler bir diken diken oluyor. Çok böyle keyif almıyoruz. O yüzden Soma'yı ben de açıkçası fragmanını vesairesini indirdim ama oynamadım. Ben sevmedim ama ücretsiz bir oyun. Canı sıkılanlar indirip oynayabilirler arkadaşlar. Bu arada store aboneliğinden bahsettik. Ben store yenileyeceğim zaman bana 2 günlük ücretsiz demişti store ıı, direkt bana ıı, bunu göstermişti. Ama şu anda baktığımda 14 günlük ücretsiz alabildiğiniz görünüyor. Bilmiyorum şu anda en yakın sürede kim girdi store'a ama ben en son açıkçası baktığımda 2 günlük ücretsiz sürüm alabiliyordunuz. 14 günlük gerçekten iyi bir zaman. 1 ay, 3 ay ve 12 aylık dönemleri var. Geçen yıl çok daha indirimliydi aslında bu Christmas ayağına ama bu ay... 1 aylık 24 lira, 3 aylık 75 lira, 12 aylık da 180 TL olarak görünüyor. Yani sonuçta Bence pahalı diye düşünüyorum Şöyle bir şey çıkarmışlar Store'da görünüyor İkisi 134 TL'lik bir kampanya çıkarmışlar Şu anda ekranda 5 tane oyun görüyorsunuz 5 oyundan daha fazla var arkadaşlar The Last of Us Uncharted 4 fiyatları 84 TL'den başlıyor ve ikisini aldığınızda toplamda 168 lira yapıyor ama sepete eklediğinizde iki oyunu direkt otomatikman 134 TL'ye sepette fiyatının düştüğünü görüyorsunuz. Hatta diğer oyunları da hemen göstereyim sizlere. İşte ne bileyim Bloodborne var, Until Dawn çok fazla oynanıldı. Bu da gerilim, korku bir oyun. Eğer hani uzak doğu oyunlarını seviyorsanız Yakuza serisi var. Killzone var ki Killzone hakikaten silahlı bir oyun seviyorsanız Call of Duty tarzında iyi bir oyundur. Tavsiye ederim. Infamous biraz eskide kalıyor bu oyunlara göre açıkçası. Diğer oyunlarda biraz daha alt kesim işte Little Big Planet daha alt kesimdeki çocuklara hitap edebilecek bir oyun. Ama bence hani eğer iki tane beğendiğiniz oyun varsa sepette de indirim varken değerlendirilebilir. Bu arada e, sitede şöyle de bir şey var. Artık şöyle bir kısma giriyor e, store. Bazı oyunları paket yapıyor. Daha önce bunların emsallerini görmüştük ama artık daha fazla buna yöneleceklerini söylediler. Örnek veriyorum şu anda ekranda gördüğünüz EA Sport 19 paketi var. Yani EA Sport'un çıkardığı basket, işte buz hokeyi. Amerikan futbolu ve FIFA hepsinin son sürümleri, son oyunları 870 TL olarak mesela bir paket yapmışlar. Tabi normalde bireysel olarak hesapladığınızda daha pahalıya geliyor tek tek aldığınızda. Bunu değerlendirebilirsiniz. Örnek veriyorum, FIFA'nın yolculuk üçlemesi diye bir şey çıkarmışlar. Bu üçlemeyi de aldığınızda sadece bunlara oynayabiliyorsunuz. FIFA 17, 18 ve 19'un birden veriyor. 400 TL'lik bir fiyatı var. Bu tarz şeyleri böyle bir kombinleyerek bize satmaya çalışıyorlar. Ama bizim ülkemizde tabii bunların fiyatı yüksek kalıyor açıkçası. Bizim ekonomik durumumuza vesaireye de askeri ücrete göre kıyasladığımızda. Oyunları demo şeyleri var. Her ay demoları da güncelliyorlar bu arada. Fortnite mesela şu anda ücretsiz sürümünü oynayabiliyorsunuz deneyebiliyorsunuz oyunların pahalı olduğunu biliyorsunuz ülkemizde o yüzden denemeden almayın derim muhakkak oyunların bir ön bir şeyine bakın fragmanına da bakın ama fragman dışında bir iki böyle yarım saat bir saatinizi muhakkak oyunda harcayın diye düşünüyorum baktığımda da şöyle söyleyeyim açıkçası hani PES 2019'u FIFA 2019'u ve FIFA 2018'i de şu anda demo ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Hani demo alıp ben demo'da oynayayım diye düşünmeyin. Zaten çok sınırlı. Ee, hani çok fazla bir şey yaptırmıyor size ama en azından oyun dinamiklerine bakıp eğer beğenip beğenmediğinizi buradan kontrol edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz yenilikler olduğunda muhakkak ki duyuracağım sizlere. Ee, elimden geldiğince. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.